Herkese merhaba arkadaşlar, ben Az Gemiteri kanalından Gökhan Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Yine bir dilim sakır ve yine bir online mücadele karşılaşmasıyla karşınızdayım. Yapabilirsem iki mücadele yapacağım, yapamazsam arkadaşlar bir mücadeleyle videoyu sonlandıracağım. Arkadaşlar öncelikle hepinize destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. Destekleriniz sayesinde en azından bir şekilde bir şeylere tutunmaya çalışıyoruz. Sizden bir isteğim var. Videoyu izledikten sonra arkadaşlar açıklama kısmındaki Instagram adresime gidip oradan bir post yayınlayacağım. Sorularınızı buradan sorun diye. Benim hakkında öğrenmek istediğiniz şeyleri lütfen arkadaşlar biraz daha düşünerek sorarsanız daha mutlu olurum. Yani soracağınız soruyu ben burada yayınlarken isminizi okuyacağım arkadaşlar. Yani diyeceğim ki işte örnek veriyorum Mehmet kardeşimin atmış olduğu soru şeklinde. O yüzden arkadaşlar attığınız sorular gerçekten ilgi çekici ve dikkatimi çekerse onları da soru cevap videosunda muhtemelen hafta sonuna çekmeyi düşünüyorum. O yüzden arkadaşlar videoyu izledikten sonra gidip oradan güzel bir şekilde sorularınızı sorabilirsiniz. Açıklama kısmındaki Instagram adresimden. Videoya geçelim. Arkadaşlar lütfen like'larınızı eksik etmeyin. Artı 500 like bekliyorum sizden. Gelir mi bilmiyorum ama gelirse beni çok memnun etmiş olursunuz. Arkadaşlar 3-4-3 sisteminde çıkacağım. Lenglet, Koulibaly ve Çağlar üçlüsüyle kalede De Gea var. Sağ açık olarak Fekir'i, sol açık olarak Emre Çolak'ı, orta ikilide Cem Karaca'yla Yusuf Yazıcı oynatacağım. İleri üçlü Ronaldo, Messi ve Cenk Tosun. Bakın nasıl bir mücadele olacak. Gerçekten heyecanla bekliyorum. Artı 500 like benim için çok çok önemli. Umarım sizler de bu desteği bana çok görmüş olmazsınız. Tekrar tekrar belirteyim arkadaşlar. Eğer bana soru sormak istiyorsanız Instagram adresime benim hakkımda merak ettiğiniz şeyleri güzel bir şekilde sorarsanız ben yayınlayacağım. Instagram postu attıktan sonra tabii ki de arkadaşlar. Şimdiden bunu da belirtmiş olayım. Evet. Şimdi mücadelemiz kimle olacak? Juventus diye bir takımla olacak ki herhalde ilk mücadelesi Marcelo'su, Silva, Lenglet muhtemelen o da APK'lı oynuyor ki iki tane Ronaldo'su var. Muhtemelen bir tanesini kendisi oluşturmuş. Bakalım nasıl bir mücadele olacak gerçekten merak ediyorum. Evet ilk mücadelesi 8. ligin ilk mücadelesiyle karşınızda arkadaşlar bakalım güzel bir sonuç elde edebilecek miyiz? Cenk Tosun, Messi yazık oldu diyor. Ben de iyi şanslar diyeyim yani. Yapacak çok fazla bir şey yok. Cem. Ya internet kasması efsane olacak da internet başladı yani kasmaya. Yusuf. Çağlar. Fekir. Nebil Fekir. Güzel. Çağlar. Messi. Offside'dan Ronaldo'yu kaçırdık ama offside var. Yani tekrardan offside'e yakalandı. Biraz uzun sürdü offside'dan kaçması. İyi pozisyonda ama. Yani olabildiğince arkadaşlar dengeli oynamaya çalışacağım. Çünkü rakibim sürekli moral motivasyonumu bozmak için elinden geleni yapıyor ki. Lionel Messi. Messi çok güzel bir gol. Lionel Messi'den. Güzel başladık. De Gea'nın gol sevinci. Bazıları niye De Gea diye okuyorsun? Güzel bir başlangıç yaptık. 1-0 öndeyiz şu an için. Gerçekten çok klas bir hareket ve çok klas bir gol. Lionel Messi'den. Kylian Mbappe. Cenk. Koulibaly. Emre Çolak. Topu rakibi mi attı anlamadım. Ronaldo. Emre. Şimdi ondan Cenk Tosun'a offside olmaz ise 2 gelir. Ronaldo offside'den çıktı. Ve skor 2-0'a geldi. Ronaldo ile golü bulduk ve skor 2-0'a geldi. Umarım oyundan falan çıkmaz. Harika diyor sürekli anlamadım. Maçın başında yazık oldu falan demişti ama şu an 2-0'lık üstünlüğüm var. Bu da benim için gerçekten güzel bir mücadele örneği oldu şu dakika itibariyle. Ronaldo. Şimdi Emre bu arada hızlı bir hücum geliştirme çabası içinde ama orada Koulibaly'nin indirmesi lazımdı Messi'yi. Böyle bir hata. Gerçekten Mbappe bunu kaçırmaması gerekiyordu ama net bir pozisyon harcadı. Juventus adlı oyuncu diyelim. Uzun bir degaj. Degaj mı oluyor? Kale vuruşu pardon. Degaj olmuyor. Koulibaly indir topu. Ziyech'ten önce. Çünkü indirmesi gerekiyor. Yoksa
Şimdi Cristiano Ronaldo Emre Çolak'a, Emre Lenglet'e kurtarır mı? Çok güzel şekilde bir denemeydi ama gol gelmedi. Yani pozisyon gelmedi daha doğrusu, gol demek biraz daha yanlış bir tabir olur. Şimdi Cristiano Ronaldo'du mu, Lenglet mi? Hata yapar herhalde ya Lenglet. Ronaldo ortalayacak mı? Cem Karacan 3-0. Çok kolay bir maç oluyor kendi adımıza ve Cem Karacan Türk Yıldız. O da golü attı. Online'da güzel bir giriş sağladı bugün. Şanslı oldu bizim açımızdan. Yani rakip umarım gitmez diyeceğim de. Gerçekten Cem Karacan çok klas bir şut ile avlamayı başardı De Gea'yı. Şimdi ondan da bir güzel bir pas. Silva mı, Messi mi? Thiago Silva, De Gea. Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappe çok güzel şekilde hareket ediyor ama Yusuf. Nabil Fekir. Nabil Fekir diyeyim. Bazıları neden Nabil diyor da Nabil Fekir diyeyim. Cenk. Cem Karacan. Nabil Fekir. Pası gelir mi? Gelmedi. İlk yarı 3-0. İstatistik olarak 3 şut, 3'ü de isabetli. %60'a 40. Oyunda ne gerekiyorsa hepsini yaptık. Gerçekten güzel mücadele verdik. En azından bu dakika itibariyle öyle söyleyelim biz. Şu an rakip oyuncu mu değiştiriyor yoksa internete mi bir problem var? Çok anlamadım ama internetimin çok kötü olduğunu da ifade edeyim. Ya kötü internette oynamak gerçekten büyük bir dezavantaj. 3 tane oyuncu değişikliği. Bakalım bu oyuncu değişiklikleri ona ne kazandıracak? Messi Ronaldo'dan topu kapmayı başardı. Lenglet. Çağlar. Nabil Fekir. Topuk bası. Messi defans arkasına kaçıracak bir oyuncu arıyor. Ronaldo'yu buldu. Ronaldo'dan Cenk Tosun'a Cenk. Yani De Gea topa erken sahip oldu. Cenk. Ronaldo. İyi şut ama hani biraz acele ettim gibi. Cristiano Ronaldo'nun şutu. David De Gea. Pogba'dan önce indirmeye çalışacağım ama başarabilir miyim? Abi lütfen kasma ya. Yani internetten ötürü herhalde maç iptal olacak gibi. Yani rakip kaçtı. Bir tane daha mücadele yapalım. Rakip kaçmış ise bizim yapacak çok fazla bir şeyimiz yok. İlk maçımızı yendik. Rakip Paris Saint-Germain, Marquinhos, Silva, Kimpembe, Buffon, Rabiot, Di Maria, Verratti, Daniel Alves, Neymar, Cavani ve Mbappe üçlüsü. Bizde ise De Gea, Koulibaly, Lenglet, Çağlar, Emre Çolak, Yusuf Yazıcı, Cem Karacan, Nabil Fekir, Cristiano Ronaldo, Cenk Tosun ve Lionel Messi. İyi olan kazansın diyorum şimdiden. Kendisine bir iyi şanslar diyelim. Umarım iyi olan kazanır. Cem, Nabil Fekir. Neymar internet gene problem vermeye başladı. Çağlar iyi pas. Neymar. Neymar mı? Şimdi Cem ortaya döndü. Cenk Tosun'a. Thiago Silva tecrübesini konuşturdu. Şimdi Adrian Rabiot. Yalnız oyun stili bana ters ya. Buradan gol yemez isem çok güzel olacak. Kolibali. Emre çok güzel bir pas. Cristiano Ronaldo'ya top çıkar mı? Çıkmadı. İyi orta gol getirir mi? Di Maria. Cem. Tekrar Cem. Oo, yani pozisyonu aslında yakaladık ama golü bulamadık. Ki çok basit bir hata. Buradan Lenglet'in yüzlük dengesi sayesinde güzel bir pozisyonu kaçırdı. Nabil Fekir. Messi'ye doğru yuvarladı ama oyuna biraz tutuk başladık. Neymar.
Nabil Fekir çok güzel bir pas. Cenk indir. Ama indiremedik. Ferhati. Güzel pas. Mbappe'den önce Yusuf. Ronaldo. Çok güzel bir pas Cenk Tosun'a. Cenk Tosun. Offside yok. Messi. Golü bulduk ama offside. İndirmemiz lazım daha öncesinden. Güzel. Çağlar. Oyunu tek hakimiz ama gol bulamadık henüz. Cristiano Ronaldo. Top bizde. Sakin oynamamız gerekiyor. Koulibaly. Emre Çolak. Ondan Ronaldo'ya. Ronaldo'dan çok güzel bir pas. Lionel Messi'ye. Lionel Messi top. Üstten dışarıda çok acele ettim ya. Bu pozisyonu golle değerlendirme imkanım gerçekten çok çok yüksekti ama. Rabiot'dan önce indirebilir miyiz? Olmadı. Cavani aslında oyun stili güzel. Çok beklemeden oynuyor. Çağlar. Lenglet. Direkt göndermeye deniyorum şu an. Güzel. Nabil Fekir. Şimdi Fekir. İlk yarı 1-0'lık sonuçla bitti. %67-33 ama pozisyon bulamadım. Net bir pozisyon. Verratti. Biraz top yapmaya çalışıyor. Angel Di Maria, Neymar mı? Tekrardan arkadaşlar oyuncu bence taktiği biraz çözdü. Pasa dayalı oynamaya başladı. Şimdi Cavani ilk net pozisyonu top direkten döndü. Nabil Fekir. Ondan güzel pas. Lionel Messi'ye gelmedi. Neymar. Şu an oyunun tek hakimi Paris Saint-Germain ikinci yarı özelinde ama derken çok güzel şekilde kaçırdık. Marquinhos. Orada kritik müdahale diyebiliriz. Kylian Mbappe adamını kaçırsa golü atabilirler. Cavani, Lenglet. Yani benim de sahip olduğum güzel bir tecrübe var derken Lionel Messi mi? Kaleci Buffon. Açıkçası bu maç biraz zorlanıyoruz gibi ki zaten golü de henüz bulamadık. Ronaldo çok güzel pas. Ondan Cem Karacan'a sürpriz bir oyuncudan golü atsaydık efsane olurdu ama Nabil Fekir güzel oyunun yönünü değiştirdik. Konuşamadım bir an için. Hadi Emre. Ondan Ronaldo'ya Ronaldo. Ortası Cenk. Di Maria. Ve kontra şansı Neymar. Çok güzel pas. Mbappe mi? Mbappe, Lenglet. Adamsın Lenglet ya. Haftanın takımından aldım. Yüzlük oyuncu. Gerçekten çok iş görüyor. Ronaldo'dan Cenk Tosun'a offside yok gibi. Cenk Tosun. Cenk Tosun dakika 81. Gerçekten ilk yakaladığımız net pozisyonu golle çevirmek çok çok güzel oldu. Yani rakibe de üzüldüm. Gerçekten iyi oynadı ama yani yakaladığımız pozisyonu golle sonuçlandırmayı başardık. Verratti. Çağlar hata yapmamamız gerekiyor Emre. Koulibaly. Emre Çolak. Full beşli defansla oynuyor şu an. Ondan Ronaldo'ya. Ronaldo direkt içeriye. Messi 2 olur. Offside yok. Ve skor 2-0. Çok şanslı bir gol. Lionel Messi'ye yazdı. Çok ilginç. Çok çok ilginç. Ama burada çok akıllılık yaptık. Yani bekletmeden. Evet. Cenk Tosun'a çarpan topu Lionel Messi'ye yazması da ayrı bir ironi oldu. 2 maç 5 atıp hiç gol yemedik. Rakibimiz de gerçekten iyi oynadı. Kendisine tebrik ediyorum. İyi maç oynandı ve Clement Lang adam olmayı gerçekten fazlasıyla hak etti ve 2'de 2'lik bir galibiyetle sıralamamızı gerçekten yükseltmeye devam ediyoruz ki bu da ne demek oluyor? Bir galibiyete 8. lig biletini 7. lig biletini alıyoruz arkadaşlar. 7. küme biletini alıyoruz. Videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.